çok başarılı teknik adamlar. Hani her teknik adamın bence kendine özgü tarzı var. Birçok teknik adamla etkilendiğimi söylüyorum ama bunların arasında hani beni etkileyen ve aynı zamanda çok da başarılı bulduğum, en başarılı bulduğum teknik adam Guardiola. Hani ama herkesin ağzında birçok güzel Guardiola futbolu, Guardiola oyunu. Herkes çok kolay telaffuz ediyor bunu ama oynamak istediği, onunla oynatmak istediği oyun çok zorlu bir oyun. Çok farklı özelliklerde oyuncularınız olması gerekiyor içeride. Bazen bir iki tane oyuncusu olmadığında bunu dünyanın en iyi teknik adamı bile oynatamıyor. O yüzden Türkiye Ligi'ne uygun birazcık daha çok topa sahip olan bir oyun kafamda var. Ama zaten teknik adamlık dediğiniz şey bence süreçleri yöneten yöneticilerin yaptığı gibi elinizdeki mevcut hamura göre, mevcut malzemeye göre onu şekillendirmektir. Bulunduğunuz ortama göre onu şekil almasıdır. Guardiola da İngiltere'de başka bir teknik adamlık yapıyor. Almanya'ya gitti, başka bir teknik adamlık yaptı. Barcelona'da başka bir teknik adamlık yapıyordu. Bulunduğunuz süreci geliştirerek ilerletmelisiniz. Bu anlamda çok örnek bir teknik adam. Türkiye Ligi'nin gerçekleri bambaşka. Yani ülkenin gerçekleri, oyunun gerçekleri biraz başka. Ülkemizde futbolu konuşmak kolay. Herkesin biraz daha hakkaniyetli bakması gerekiyor bu işe. Yani hocaların şu an çalışmıyor olması birçok hocanın da aslında kendi tercihi gibi de duruyor. Bu saydığın isimler futboluna çok büyük hizmetler vermiş teknik adamlar. Mutlaka çalışacak takımlar bulacaklardır. Hala bence büyük takımlar bugün teknik adamlarının da bu değişim isteseler yine bu hocalardan birisine giderler. Bence bunu da hak ediyorlar kendileri yapmış oldukları başarılarla. Ama genç hocalara da genç oyunculara şans verdiğimiz gibi onların arkalarında durduğumuz gibi durmamız gerekiyor. Bu işi seven hemen hemen hepsi işini seven, futbola değer katmaya çalışan, oynadıkları futbolcuk döneminden geçiş yapıp teknik adamla, teknik adamlıkta da kendilerini yeterli görmeyen ve devamlı geliştirmeye çalışan isimler, herkesin yolu açık olsun. İnanıyorum genç teknik adamlar da bu saydığımız şu an iş yani sahibi olmayan, şu an teknik direktörlük yapmayan işte Fatih Hoca gibi, Mustafa Hoca gibi, Şenol Hoca gibi hocalarla kendilerini kıyaslayabilmeleri için onlar gibi başarılı olmaları gerekiyor. Onlar da inşallah o başarıları elde ederler ve o isimlerin aralarına kendilerini yazdırırlar ki birçok konuda Avrupa'dan, birçok konuda sadece futbol değerlendiriyoruz da hayatımıza genelde baktığınızda birçok konuda Avrupa'dan zaten gerideyiz. Yani bizim kendimize az özelliklerimiz var yani. Ve çok çalışmalıyız. Yeni nesil gençleri eğitmeliyiz. Futbol Federasyonu'nda teknik adamlığa liyakatı olan insanlara bu şansı vermeli. Bir tek kişi üzerinden, bir tek düzen üzerinden her şeyi eleştirmek çok basit. Bunun çok farklı ayakları var. Ben Türkiye'deki spor kamuoyunun teknik adam eleştirirken, sistem eleştirirken, düzen eleştirirken Türkiye'nin genel konjonktürünü de değerlendirerek birazcık bakması gerektiğini düşünüyorum. Ama günceli yakalamak birazcık da o eğitim kurumlarının işidir. Eğitecek kişilerin görevidir. Ve iyi eğitimcilerle ancak, iyi öğretmenlerle ancak çok iyi öğrenciler yetişir. Yani Futbol Federasyonu'nun da önce o daireyi, o departmanı geliştirip kuvvetlendirmek lazım ki ondan sonra iyi teknik adamlar ülkemizden çıksın. Yani çok pro lisans konusu çok değerli ve çok önemli bir konu. Eğitim benim için olmazsa olmaz. Eğitimin olmadığı yerde zaten hiçbir zaman üretkenlik olmaz. Fazla sayıda pro lisans teknik adam var. Ve bunların yarısından fazlası 60-80 yaş arasında şu an. Yani bir değişim olması gerekiyor. Futbol Federasyonu'nun bir tane kendi departmanının olması gerekiyor ki o insan onu hak edebilecek belli departmanlardan, belli sınavlardan geçmeli. Yani Türkiye'de çok kolayına kaçıyoruz. Ben zaten şu an kulübede bulunabilecek lisansa sahip biriyim. Futbol Federasyonu'nun şu an vermiş olduğu hakla kulübede bulunuyorum. Geçmişimizde iyi futbolcuk diye kimse bize bunu vermedi. Yani şu an böyle bir sürecin çok sanal bir gündem olduğunu düşünüyorum. Keşke 600 tane takım olsa ligde, 600 profesyonel takım olsa da o pro lisansta dışarıda kalan abilerimiz, hocalarımız hepsi takım çalıştırsa ben bir dahaki pro lisans sürecine dahil edileceğim gibi duruyor. Onu Futbol Federasyonu kendileri deklar ederler diye düşünüyorum. Bilmiyorum, benim üzerimden tartışmalar sona ermez sadece bu ülkede, o yüzden yani pro lisans güzel bir tartışma.
inandığınız bir gerçek varsa onun peşinden gitmelisiniz. İnandığınız bir düzenin arkasındaysanız onunla beraber devam etmeniz gerekiyor. Yani bu sene 4 yabancı, seneye 8 yabancıya çevirdik. Ondan sonra 6 yabancıya tekrar döndük değil. Bu bir planlama ve futbol ailesinin kendi içindeki bütün üyeleriyle beraber hareket edilerek fikir alışverişinde bulunmak yapılması gereken bir karardır. Şu an Futbol Federasyonu böyle bir karar verdiyse lütfen bunu değiştirmesinler. Lütfen buna kendini entegre etmeye çalışan kulüpleri zor duruma sokmasınlar. İnandıkları kararın yanında dursunlar. Bir federasyon bir karar alıyorsa o kararın arkasında durmalıdır. Ya en hazır takımlardan bir tanesi Türk oyuncu havuzu olarak baktığınızda. Yani biz federasyonun her türlü kararına göre kendimizce hazırlanıyoruz. Şu anda bize söylenen Türk sayısının artacağı için biz de ona göre planlama yapıyoruz. Yani teknik adamlar, tabii ben çok genç bir teknik adamım. Futbolculuktan daha çok insanı yoran, daha çok yaşlandıran bir meslek. O yüzden çok daha mesainiz oluyor, çok daha farklı görevleriniz oluyor. Bir kere çok kolay bir meslek değil. Ömer teknik adamın ayrılışı aslında kolay olmuyordur ki Fatih Terim Galatasaray'la çok birleşmiş bir isim. Tabii orada biz yakinen şahit olduğumuz hiçbir şey yok. Bildiğimiz hiçbir şey yok. Sadece dışarıdan gördüğümüz, duyduğumuz süreçler. Galatasaray son dönemde başarılı skorlar almıyordu. Yönetim böyle bir karar aldı. Ayrılık, Fatih Terim ilk defa ayrılmıyor. Fatih Terim'in Galatasaray'la bağı her zaman devam edecektir. Fatih Terim ismi olduğu için belki herkese sürpriz olabilir. Çünkü çok güçlü bir karakter, çok güçlü bir isim Türk futbolunda. Galatasaray şu an şampiyonlukta çok uzakta.